2020 Deauville Fransa Hipodromu'nda beraberiz tekrar. Fransa'dayız çok şükür. Çok güzel bir program var bugün. Grup koşuları da var. İthal edilmiş atlar var, ihraç edilmiş atlar var, hepsi var. Hemen şimdi çalışmalarımızı yaptık. Bununla ilgili değerlendirmemize başlayalım. İkinci koşuyla başlıyor. Tüm pistler çim. 2000 metrelik bir koşuyla başlıyoruz arkadaşlar. Handikap. 4 ve yukarı İngilizler olarak geçiyor. Burada toplam 15-16 tane safkan var bu koşuda. Evet, şimdi arkadaşlar burada ilk atımız bizim. Daha doğrusu öne çıkan ilk atımız. Gerçi 2000 metre olmasına rağmen, biraz ağır kilo olmasına rağmen 1 numaralı akseleratör. Akseleratör Christophe Samillon'un bindiği bir safkan. 4 Ağustos'ta Deauville'de birinci olmuş zaten. Bu birinciliği 4 Ağustos'ta yapmış. 10 numaralı starttan da çıkıyor. Çok dezavantajlı bir durumu var. Ama at kaliteli ve çok da tekrar da olsa bir gelir var yani. Diğer atımız arkadaşlar 5 numaralı Savior Amier. Savior Amier de Pierre Charles Boudot'la 7 Temmuz'da Clairefontaine'de 8.lik yapmış sadece. Ama Sapkan'ın burada bu grupta geliri var. Yazmamız gerekiyor. 6 numaralı Kochenko. Kaldı ki Kochenko bizim ilk atımız. Yani burada sıradan gittik biz ama şöyle söyleyelim. Öncelikle Kochenko burada ilk atımızdı. Kusura bakmayın, bir anda girdik böyle birden başlayarak devreye. Kochenko 26 Kasım'da arkadaşlar Deauville'de birinci olmuş. 2 Ağustos'ta da 5.lik yapmış. 2 tane koşu yapmış Kochenko. Bu birinciliği Kasım'da yapmış arkadaşlar. 2019'un. 2 Ağustos'ta da Deauville'de 5.lik yapmış arkadaşlar. Şurada 5.liği Deauville'de. Tam grubu bu. Eddie Howard biniyor. Bu Eddie Howard bugünlerde biraz Fransa'da forma girdi. Aslında hiç sevmediğimiz bir jokey bu. Yani gerçekten en iyi atları binip getirmemeyi çok iyi başaran bir jokey. Neyse, bu aralar formum biraz var. Onu mecburen yazıyoruz. 10 numara El Manifico 4 Ağustos'ta Deauville'de 6.lık yapmış. Bu 6.lığı 4 Ağustos'ta yapmış arkadaşlar. Yalnız 2019'da bu El Manifico Deauville'de birincilik yapmış 2019 Ekim ayında. Burada gözükmüyor tabii geriye doğru baktığınız zaman. 15 numara Brazing Mikel Barzolano ile 13 Ağustos 2019'da her ne hikmetse gene bu aynı zaman dilimine getirenlerden bu da. Genelde görüyorsunuz geliyor. Saratoga'da da öyle aynısı oluyor. 13 Ağustos 2019'da birinci olmuş. Maxime Guyon binmiş yalnız bu sefer Brazing'e. 30 Temmuz'da Deauville'e çıkmış. Tamamıyla burada bir önemsiz bir 13.lük yapmış arkadaşlar. Yani nefes aldırmış anladığımız kadarıyla. Uzun zaman koşmadıktan sonra. Ha, bu sefer Mikel Barzolano kapalı gözlüğü de takmış. Koşacak yani bu safkan. Bilginiz olsun, bunu mutlaka yazın diyoruz. Ve 6 Kochenko'yu başa alıyoruz arkadaşlar burada. Kochenko 15. Bu Brazing deminki belirttiğimiz Mikel Barzolano'nun ikinci atımız oluyor. Değer sıralaması böyle. 1, 5 ve 10 şeklinde 5 tane safkanla ikinci koşuyu Atılı Ganyan'ın ilk ayağını geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu koşu, yani ikinci koşu cidden birinci Atılı Ganyan'ın ilk ayağı. Cidden çok sıkıntılı bir koşu. Gördüğünüz gibi çok at yazmamız gerekti. Şimdi üçüncü koşuya geçelim. Üçüncü koşuda grup 3 koşusu var. Prix Dauphins diye geçiyor. Açık 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pistte demişler. Burada El Maktoum'un iki tane atı koşuyor görüyorsunuz. Godolphin'lerden. Godolphin ekürüsü olarak gözüküyor. Zaten bu King's Command çıkar çıkmaz birinciliği yapmış bu 11 Ağustos'ta. Bizim bu ekürler bankomuz arkadaşlar. Tek bir burada at var, bunları zorlayacak olan bir at var. O da Tammani denen bir at var. Onun dışında hepsi bunların arkasından
Nal toplarlar. Zor gelirler yani, zor geçerler. Zaten bakımlı, kaliteli safkan. Hayatı boyunca 4 tane defa koşmuş. Ve bunun accuracy bana göre, of wisdom da bu az değil. Dettori'ye özellikle, bu Lanfranco Dettori'ye özellikle getirdiler bu için. Bir iki koşta daha gerçi var. Bu şekilde. Bizim buradaki bakımımız 5-6 ekürler. İkinci ayakta, altılı ganyan ikinci ayağı, üçüncü koşuda 5-6 ekürler. Banko arkadaşlar, Godolphin ekürüsünün, El Maktoum'un atları. Fransa'da da at koşturuyor. Evet, El Maktoum Fransa'da at koşturuyor arkadaşlar. Bir sonraki koşuya geçelim. Evet arkadaşlar, Deauville Hipodromu'nda dördüncü koşudayız. Üçüncü ayaktayız. Grand Prix Grup 2 koşusu. Prix de Calvados'ta geçiyor. Dişi safkanlar burada 2 yaşlı. Dişi safkanlar yeni koşmuşlar. 1-2-3 koşuları olanlar var. 1400 metre bir pist koşusu. 90 bin euroluk bir koşu var arkadaşlar. Bu Fransa standartlarının çok üstünde. Şimdi tabii böyle olunca burada buraya gelen atlar böyle 90 bin euroluk koşular. Bazı atlar için bilhassa İrlanda menşeliler görüyorsunuz orada. Bunlar İngiltere'den gelen safkanlar var. Bunu orada hemen değerlendirmek için. Çünkü onlar için biçilmiş kaptan. Fransa'daki atların %70'i Almanya, işte Fransa orijinler. Dandik orijinler var genelde. Bu açık gözler de İngiltere'den atı getirip buraya koyuyorlar ve kazandırıyorlar tabii ki otomatikman. 5 numara Fev Rover. Burada Christophe Samuillon'la bizim ilk atımız arkadaşlar. Bu safkan sadece İngiltere'de koşmuş. Belirttiğimiz gibi Doncaster'da koşmuş. İkinci olmuş. Hayatında ilk koşusunu Doncaster'da yapmış. Newmarket'te koşmuş. İkinci olmuş. Sandown'da koşmuş. En son birinci olmuş. Şimdi de Deauville'e geliyor. Deauville'de direktman bunların çok üstünde zaten. Fev Rover. Christophe Samuillon da bulmuş. Fransa'nın en iyi 3 jokeyinden bir tanesi. Yani hepsine 10 kat üstün bir safkan bu. Eğer bu safkanı düşürmek isterseniz, bu bizim banko tavsiyemiz olacak size. Eğer bu safkanı düşürmek isterseniz 8 numara Cassiopeia Christophe Demurel'e 11 Ağustos'ta Deauville'de birinciliği var. Bu 8 numaranın Cassiopeia Christian Demurel'e bir ihtimal, yani düştüğü takdirde pise uyum sağlayamazsa, iklime uyum sağlayamaz falan, çünkü ilk kez gelmiş Fransa'ya koşturacak. O zaman Cassiopeia devreye girebilir. Bir de 4 numara Louvillana Pierre Chasles'la, bu da 9 Ağustos'ta çok güzel bir Deauville'de gene birincilik yaptı. Boşa atılacak iki tane at değil bunlar, 4 ve 8 de. O yüzden bizim buradaki görüşümüz 5 banko veya 8 4 arkasından bu ayağa, eğer banko geçmek isteyenler yazabilirler. Çok üstün safkan yani, iyi bir yönetimle 5 numara Fevrover'ın burada gelmesi lazım. Normal şartlar altında tabii. Evet. Dördüncü koşuda tavsiyemiz bu şekilde. Şimdi beşinci koşu, altılı ganyan dördüncü ayağına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar, Deauville Fransa'da dördüncü koşudan beşinci koşuya geçiyoruz. Şartlı bir koşu bu. 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pistte koşacak bu koşu. 5. koşu 4. ayak olarak. Şimdi bu da 1600 metre. 85 bin euro ikramiye var toplamda arkadaşlar. Bu tabii yine, bu da çok Fransa standartlarının çok üstünde kalıyor. Burada genelde Fransa orijin safkanlar ön planda. Fransa orijin geldi. Ancak 1 numaralı Macallon, Aga Khan, bakın J. Rouget. Bu hem sahip olarak hem de antrenör olarak J. Rouget'ler Fransa'da biliyorsunuz en meşhur olanlar. Hani biz bunları söylüyoruz ama ilk kanalımıza yeni üye olanlar Fransa ile ilgili bu genel bilgileri devamlı tekrar etmek durumundayız tabii. Bu Christophe Samuillon'un 12 Haziran'da bu Macallon Toulouse'da birinci olmuş ve 15 Temmuz'da da Mont-de-Marsan'da birinci olmuş. Birinciliği çok seven bir safkan bu. İki tane yarışını kazanmış. Alışkanlık yapmış yani. Baktığımız zaman ciddi bir şekilde hem antrenörü iyi, hem sahibi iyi. Jockey süper. Mesafe tam ona göre.
Baktığımız zaman bu bizim normalde ise banko tavsiyemiz arkadaşlar. Yani bunu banko olarak kullanabilirsiniz. Alıp bunu yarınki duruma göre bakarsınız ve kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında 2 numara My Kurkum, Jülena Ocun bindiği. Bu da bir şekilde sürpriz gibi olacak size. Ama eğer bunun yanına at yazmak istiyorsanız bunu yazmak zorundasınız. 2 numarayı mutlaka yazın. Ve 3 numara Allez Barza. Bu da Mikel Barzalano ile, yine Mikel Barzalano biniyor buna. Burada Fabre antrenörlüğünü yapıyor. Ciddi bir antrenör. Yani bu Rugetler ve Fabreler zaten yarışıyor birbirine. Baktığınız zaman Google'a girin. Antrenör diye yazın. Antrenörleri, Fransa antrenörü zaten ikisi çıkacaktır. Rugetler ve Fabreler çıkacaktır. Alès Barza da 3 numaralı Alès Barza da 19 Temmuz'da Şantili'de birinci gelmiş. Birinciliği yakalamış. Biraz zor. Diğerleri tabii bakın 6 ve 3.'lüğü de var. Belirli aralıklarda. Ama dediğim gibi bizim buradaki tavsiyemiz bir banko veya 2-3 şeklinde olacak size. Ya yani kuponu düşük kupon, küçük kupon yapmak isterseniz burada banko geçebilirsiniz. Şu ana kadar toplamda size 3 tane banko önerimiz oldu. 3. koşu, 4. koşu ve 5. koşuda. Evet. 85 bin euro koşuda genelde bu tip makalon gibi atlar kazanıyor. Ama altılı zaten bir yere kadar o zaman fazla verir. Evet, 6. koşuya geçiyoruz. Şimdi 5. koşudan 6. koşuya geçiyoruz. En karışık koşulardan biri olacak bu 6. koşu. Arkadaşlar Döbil'de 6. koşuya geçiyoruz. 6. koşu 5. ayaktayız. Handikap bir koşu. 4 beygir İngilizler 2000 metre çim pistte. Sıkıntılı bir koşu. Çok at var. 18 tane safkan burada mücadele ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yukarıdan başlayacağız arkadaşlar, yukarıdan aşağıya doğru. Çünkü buradaki safkanların durumu şu, yukarıdaki atları, yani değerler yukarıdan aşağıya doğru geliyor arkadaşlar burada. Atların değerleri yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Yani en favoriler, en yukarıda olanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle diye aklınızda kalsın. Evet, bizim safkan, başladım safkan. Zaten AGF oranı en yüksek çıkacak olan safkan olacak. Bu da 2 numara Here to a Throne. Here to a Throne 4 Ağustos'ta ikinci koşudaki bir nolu akseleratörün arkasından ikinci olmuş. Yani bu grup biraz ona hafif geliyor açıkça söylemek gerekirse. İkinci koşudaki hemen ikinci koşuya geçelim. Akselerator. Bu akseleratör dediğimiz vardı ya, hani bu iyi safkan demiştik dakikalarda anlatırken. Bu akseleratörün arkasından bu Here to Throne 4 Ağustos'ta bir nolu akseleratörün arkasından ikinci olmuş. Bu grupta biraz hafif geliyor. 5 numaralı Marbot var arkadaşlar. 5 numaralı Marbot da bu 4 Ağustos'ta yine aynı koşuda bu Here to Throne arkasından üçüncü olmuş. Marbut. Yani Yırtılı Tron, Marbut ve bu Akselator beraber koşmuşlar. Akselator birinci olmuş. Yırtılı Tron ikinci olmuş. Ve 5 numaralı Marbut da üçüncü olmuş. Böyle bir grup değişikliği gerçekleşmiş burada. Bunun dışında 8 numaralı Müstakkir 2 Aralık 2019'da Deauville'de 3. olmuş ve 2 Ağustos'ta da 6.'lığı var. Adrien Lemaitre ile Adrien bakın Aurel Lemaitre'ye bayan jockey arkadaşlar. Bu tip atları bunlar bayağı bir eğitiyor, iyi çalıştırıyor. Ve zamanı geldiği zaman da bu ikisinin hatasını kolluyor ve getirip birinci yapıyor. Bilginiz olsun. Ve 13 numara Kiwi Green Suite. Şimdi Kiwi Green Suite bir alt grup bunlar şimdi arkadaşlar. Ama binen jockey Christian Demuro. Bu da 4 Ağustos'ta 1900 metrede Döbil'de 6.'lığı var. Şu 6.'lığı Döbil'de yapmış. Kapalı gözlüğü de takmış bu arada Christian Demuro. Dikkatinizi çekerim. 15 numara Full Court Press. Bu da 4 Ağustos'ta Deauville'de 3. Buradaki Ludovic Bassao denen bir vatandaş biniyor buna. Yani sürprizde.
16 numara Zavadi. Bu da Alman orijin. Bu da bayan Laura Grosso tarafından devamlı koşturmuş. 23 Temmuz'da Longchamp'ta ikinciliği var. Bu Zavadi'nin, bu da Temmuz ayında bir ikinciliği, gene Laura Grosso. Baktığım zaman bu sıkıntılı ayağı ancak şu şekilde geçmeyi planlıyoruz. 2, 5, 8, 13, 15 ve 16 olarak. Burada 6 tane safkanın yanına sizler de kendi tuttuğunuz safkanları tabii ki ekleyebilirsiniz. Burada acı olan şu olur. Yani şimdi utandık bunu virtual turn normal şartları mı kalmaz anlıyorum banko yazmaya. Ha diyeceksin ya bu adam da iki banko yazıyor veya diyor iki banko. Hayır, Kingsman, Kings Command 3. koşuda zaten bankomuz, direkt bankomuz. Banko dediğimiz zaman da banko yapıyoruz. Dün de Saratoga'da Golden Ball dedik. York'ta diğer bu 3 numara at vardı zannedersem, onu söyledik. Evet. Evet arkadaşlar, 6. koşudan 7. koşuya geçiyoruz şimdi. O şekilde değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar, Deauville'de son ayaktayız. 7. koşudayız. Handikap koşu 3000 metrelik bir koşu. Bütün hemen hemen safkanların 3000 metrede tecrübeleri var bu ayakta arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi ilk atımız burada. 2 tane grup var burada şimdi. 2 gruba ayırıyoruz biz burada. Öncelikle 1 numara Deckbow ve 5 numara Moon Palace. Bunların ikisi de 30 Temmuz'da beraber koşmuşlar. Bu Deckbow, 1 numaralı Deckbow, bu Moon Palace'a tam 2,5 boy atmış bu koşuda. Ama gel gelelim, Moon Palace şu anda yurt dışı bahis oranlarında üste gösteriliyor. Anlayamadık yani. Pierre Charles Boudot biniyor, belki ondandır. Deckbow 1,5. Bu ayakta sürpriz çıkacağını biz inanıyoruz, öncelikle onu söyleyeyim size. Ya normalde hepsi de diyebilirsiniz. Yani çok banko atanlar buraya hepsi deyip kapatsınlar. Yani net yani bu. Bu 1 ve 5 düştüğü anda hemen devreye 7 numara, 4 numara, 2 numara ve 6 numara girer. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar. Ya buraya küçük kuponlarda 1-5 yazacaksınız. Bu iki, çünkü bu iki safkan bunların üstünde bir durumdalar. 1 ve 5. 1 ve 5'in arkasından eğer bakarsanız 7, 4, 2 ve 6 olarak burada Tabasco Forte, Dylan Van, bakın Dylan Van Belle, yani bir jockey var. Tekrar yani birinci olmuş bir dandik hipodromda ama 3000 metre arkadaşlar. 3000 metre görüyorsunuz nasıl bitiyor. Yani diğerleri derecesiz çıkıyor. 2 tane safkan bu şekilde geçen hafta 104 lira ganyan vardı yani. Gördüğünüz neler olduğunu. Hiç gelmeyecek bir alt geldi. 3400-3200 bu metreler çok sakıncalı oluyor. Evet, Deauville'de böyle çok güzel bir program var. Yani biz yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah sizler de kendi altlarınızı koyarsınız bu şekilde. Deauville'i parayla kapatırız. Yazdığımız atları mutlaka kale alın. Tavsiyelerimizi mutlaka kale alın arkadaşlar. Bizim kanalımızı izleyenler daima bir tık, on tık, yüz tık öndedir diğerlerine göre. Çekemeyenler çatlasın diyoruz arkadaşlar, görelim yani, yapsınlar yabancı yarışları, versinler arkadaşlar yani, biz de izleyelim, biz de alalım pes. O yüzden sabittir bizim görüşlerimiz, sistemimiz sabittir. Herkese başarılar diliyoruz, görüşmek üzere. Akşam yarışları için tekrardan videomuzu izlersiniz. Beğen yapmayı unutmayalım ve üye olalım. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar.